Sağlıklı bir insanda mayoz bölünme sonucu oluşan normal haploid bir hücre ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denmiş. Mayoz bölünmeyi hatırlayalım. İki ana kromozomun hücrelerde gerçekleşmekte. Bunlar yumurta ana hücresi ya da sperm ana hücresidir. Mayoz 1 sonucunda kromozom sayısı yarıya inmekte. Mayoz 2 sonucunda da toplamda 4 tane yumurta ya da sperm hücresi meydana gelmektedir. Şimdi burada 2 n eşittir 46 olduğundan dolayı n eşittir 23 olmasını beklemekteyiz. Buna göre bakalım. B'ye baktığımızda mitoz bölüme geçirebilir demiş. Yumurta ya da sperm hücreleri yani gamet hücreleri mitoz ya da mayoz geçiremezler. C'ye baktığımızda homolog kromozom bulunur. Yanlış bir ifade. Homolog kromozom 46 ifade eder. Burada n eşittir 23 olduğu için burada haploid kromozom takımını göreceğiz. Homolog kromozom yok. D'ye baktığımızda X ve Y kromozomlar birlikte bulunabilir. Yanlış bir ifade. Diyelim ki bu sperm hücresi olsun. N eşittir 22 artı X bir sperm olabilir. Ya da N eşittir 22 artı Y farklı bir sperm olabilir. Görüldüğü üzere X ve Y kromozomları farklı spermlerde yer almakta. E'ye baktığımızda mayoz geçirebilir. Yanlış bir ifade. Yukarıda da bahsetmiştik. Mitoz ya da mayoz geçiremezler. Şimdi A'ya baktığımızda N-1 sayıda otozom taşınır. N'in 23 olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla N-1 yani 23-1 22 tane otozom vardır. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Cevabımız A seçeneğidir. Bölünmede gözlenen aşağıdaki olaylardan hangisi mayoz 1 ve mayoz 2'de ortak olarak gerçekleşir demiş. A'ya baktığımızda replikasyon sonucu kalıtım materyalinin iki katına çıkması mayoz 1'de gerçekleşen bir olaydır. Mayoz 1'de interfaz evresi vardır. İnterfaz evresinde DNA'nın replikasyonu gerçekleşmekte. Yani DNA'dan DNA sentezi. Dolayısıyla DNA miktarı x nanogram iken 2x nanograma çıkmakta. Yani iki katına çıkmakta. Dolayısıyla sadece mayoz 1'i içermekte. Mayoz 2'de yok. A seçeneği ortak değil. Geçtik B'ye. B'ye baktığımızda crossover sonucu yeni gen kombinasyonlarının meydana gelmesi. Mayoz 1'de gerçekleşmekte. Mayoz 1'de profaz 1'de görülen olaydır. Dolayısıyla mayoz 2'de yok. D'ye baktığımızda homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi. Homolog kromozomlar yine yazalım. Mayoz 1'de anafaz 1 evresinde zıt kutuplara çekilmekte. Mayoz 2'de kardeş kromatitler zıt kutuplara gider. E'ye baktığımızda homolog kromozomların tetrat meydana getirmesi. Mayoz 1'de gerçekleşmekte. Tetratları da bir profaz 1'de görmekteyiz. E seçeneği de gitti. Mayoz 2'de yok. C'ye baktığımızda stokine sonucu yeni hücrelerin meydana gelmesi. Şimdi stokine eşittir sitoplazma bölünmesidir. Sitoplazma bölünmesi. Mayoz 1'de şöyle gösterelim. İki ana kromozomlu bir hücre. Mayoz 1 sonucunda iki tane hücreye dönüşmekte. Yani bir kez sitoplazma bölünmesi gerçekleşti. İkinci sitoplazma bölünmesi sonucunda da toplam 4 tane gamet hücresi meydana geldi. Yani hem mayoz 2'de şurası mayoz 2 aşamasıdır. Burası da mayoz 1 aşaması. Sitoplazma bölünmesi mayoz 1'de de mayoz 2'de de ortak olarak gerçekleşti. Cevabımız C seçeneğidir. Mayoz bölünme sırasında olaylarından hangileri homolog kromozomlar ayrılmadan önce gerçekleşebilir demiş. Şimdi homolog kromozomlar ayrılmadan önce hangi safhaları göreceğiz ona bakalım. Homolog kromozomlar bir kere anafaz 1 evresinde gerçekleşmekte. Şimdi öncesinde neler gerçekleşecek? Mayoz 1'de anafaz 1'den önce interfaz gerçekleşebilir. İnterfaz, profaz 1, metafaz 1 gerçekleşebilir. Buna göre bakalım. Bir crossover demiş. Crossover profaz 1'de gerçekleşir. Dolayısıyla öncesinde gerçekleşen bir olaydır. 2'ye baktığımızda tetrat oluşumu yine profaz 1'de gerçekleşir. Anafaz 1'den öncedir. Şöyle anafazı da gösterelim. Metafaz 1'den sonra anafaz 1 gelmekte. Sitoplazma bölünmesine baktığımızda telofazdan sonra anafaz, telofaz sonra sitokinez gerçekleşmekte. Dolayısıyla anafazdan sonra 4 kardeş kromatitlerin ayrılması. Kardeş kromatitler zaten mayoz 2'de gerçekleşmekte. Dolayısıyla sonrasında gerçekleşen bir olaydır. 5 iyi ipliklerinin kaybolması. Telofaz evresinde artık iyi iplikleri kaybolmakta. 5. öncülümüzde sonrasında gerçekleşti. Dolayısıyla öncesinde gerçekleşenler 1 ve 2'dir. Cevabımız A seçeneğidir. Mayoz bölünme sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi bir kez gerçekleşmez demiş. A'ya baktığımızda DNA neşlenmesi. DNA neşlenmesi yazalım. Mayoz 1'de gerçekleşiyor. Dolayısıyla bir kez gerçekleşir. B'ye baktığımızda homolog kromozomların ayrılması. Mayoz 1'de homolog kromozomlar anafaz 1 evresine ayrılmakta. Bir kez. Kardeş kromatitler yazalım. Mayoz 2'de anafaz 2 evresinde gerçekleşmekte. Yani bir kez gerçekleşir. Tetrat oluşmasına da bakacak olursak mayoz 1'de profaz yazalım. Profaz
bir evresinde gerçekleşmekte. Yani bir kez gerçekleşir. E'ye baktığımızda iyipliklerin oluşması hem yazalım Mayoz 1'de ve hem de Mayoz 2'de ortak olarak gerçekleşmekte. Dolayısıyla bu olay iki kez gerçekleşmekte. Bir kez gerçekleşmez. Cevabımız E seçeneğidir. Diploid kromozom sayısına sahip 4 ve 6 kromozomlu hayvan hücrelerinin kromozom sayısını vurgulayalım. Bölünmelerine ait aşağıdaki evrelerden hangisi hücre bölünme tipinin mayoz olduğunu kesin olarak belirlenmesi için kullanılamaz demiş. Şimdi A'ya biz bakacak olursak burada kardeş kromatitler ayrılmış. 3 tane kardeş yukarıya, 3 tanesi aşağıdaki hücreye doğru gitmekte. Hücrenin kutuplarına doğru hareket etmekte. Dolayısıyla burası anafaz 2 evresidir. Yani burada baştaki hücrenin 6 tane kromozom vardır. Anafazda ise artık kromozom sayısı kardeş kromatitlerde ayrılmış. 3 tane kromozom kalacak. Yani N eşittir 3 kromozomlu bir hücreye dönüşmekte. B'ye baktığımızda dolayısıyla A seçeneği mayoz bölme için kullanılabilir. B'ye baktığımızda burada 6 tane kromozom var. 3 tanesi yukarıda, 3 tanesi ise aşağıda. Dolayısıyla burada 2N eşittir 6 kromozomlu bir hücrenin metafaz evresidir. Kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde yani ortasındadır. Mayoz olduğunu kanıtlar. D'ye baktığımızda 4 tane hücre var. Bu 4 tane hücre yine hücrenin ekvatoral düzleminde. Dolayısıyla 2N eşittir 4 kromozomlu hücrenin metafaz evresini açıklamakta mayoz bölmedir. E'ye baktığımızda 3 tane kromozom var. Burası da mayoz 2 evresidir. Mayoz 2 sonucunda da N eşittir 3 kromozomlu 2 tane hücre meydana gelecek. Dolayısıyla bu hücrenin de en başta 2N eşittir 6 kromozomlu hücreden daha sonra N eşittir 3 kromozomlu hücre meydana gelmekte. Yani E seçeneği de mayoz bölmedir. C'ye baktığımızda 4 tane kromozom var ve hepsi hücrenin orta kısmında. İşte bu evre mitozun metafazıdır. Mitozun metafaz plağıdır. Dolayısıyla mayoz bölünmeyi kanıtlamak için kullanılmaz bu şekil. Cevabımız C seçeneğidir. Ökaryot bir hücrede bölünme sırasında homolog kromozomların ayrılması, tetrat oluşumu, sentrozom eşlenmesi olayların gerçekleştiği bilinmekte. Bu hücreyle ilgili ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesindir demiş. Bire bakalım diploid sayıda kromozoma sahiptir. Doğru bir ifade. Çünkü homolog kromozom bulundurması ki 2N olduğunu göstermekte. Aynı zamanda tetrat bulundurması da 2N olduğunu göstermekte. Dolayısıyla diploid kromozom sayısına sahiptir. 2'ye baktığımızda sitoplazma bölünmesi ara lamel oluşumuyla gerçekleşir. Şimdi sentrozom bulunması bu hücrenin hayvan hücresi olduğunu göstermekte. Çünkü bitkilerde yok. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır. Çünkü ara lamel bitkilerde görülen bir yapıdır. İkinci öncülümüz gitti. 3. Bölünme tamamlandığında diploid kromozomlu 2 yeni hücre meydana gelmekte. Şimdi homolog kromozom tetrat olması bu bölünmenin mayoz bölünme olduğunu kanıtlamakta. Mayoz bölünme sonucunda da N kromozomlu toplamda 4 tane hücre meydana gelmekte. N kromozomu 4 tane hücre meydana geliyor. 2 tane yeni hücre ifadesi yanlıştır. 4 tane hücre denmesi gerekirdi. Dolayısıyla doğru olan ifade yalnız bir A seçeneğidir. Mitozun profaz evresi aşağıdakilerden hangisi bakımından mayozun profaz 1 evresinden farklılık göstermektedir demiş. A'ya baktığımızda çekirdek sarı ve çekirdekçiğin kaybolması profaz evrelerinde gerçekleşen ortak özelliklerdir. Dolayısıyla A seçeneği ortaktır. Farklı değildir. Ortak. C'ye baktığımızda kromozom sayısının 2N olması mitozda 2N kromozomlu bir hücre profaz evresini geçirebilir. Yine mayozda zaten 2N kromozomlu hücre olması gerekmekte. Dolayısıyla C seçeneği de ortak olabilir. D'ye baktığımızda kromatin iplerin kıvrımlı yapıda olması yani kromozoma dönüşmesi. Kromatin ipler kısalacak, kalınlaşacak, kıvrımlı yapı daha sonra kromozom formuna dönüşecek. Hem mitoz için hem de mayoz için ortak. E'ye baktığımızda sentrozomların eşlenmesi. Sentrozomlar da eğer ki hayvan hücresi ise hem mitozda hem de mayozda eşlenecektir. E seçeneği de ortaktır. B'ye baktığımızda crossover'ın gerçekleşmemesi demiş. Şimdi crossover'ın gerçekleşmemesine biz bakacak olursak mitoz bölünmede gözlenen bir olaydır. Ama mayoz bölünmede crossover gerçekleşebilir. Dolayısıyla B seçeneği bakımından ortak değildir. Farklılık göstermekte cevabımız B'dir. Aşağıdaki şemada mayoz bölünmenin profaz 1 evresinde gerçekleşen crossover olayı özetlenmiştir. Buna göre crossover olayı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. 1'e baktığımızda
yeni gen kombinasyonların oluşmasını sağlar demiş. Doğru bir ifade. Buradaki parça ile şuradaki kırmızı parça yer değiştirecek ki yer değişimi de sağlanmış. Şurada mavi parça bu tarafa gelmiş. Kırmızı parça da diğer kromozoma geçmiş. Dolayısıyla yeni gen kombinasyonları meydana gelmiştir. Yani genetik çeşitlilik sağlanmıştır. İki homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitler arasında gerçekleşir. Doğru bir ifade. Kardeş olmayan kromatitler. Şu kırmızı kromozomun kardeş kromatiti. Bu da mavi kromozomun kardeş kromatiti. Fakat bunlar arasında kardeşlik yok. Yani kardeş olmayan kromatitler arasındaki parça değişimidir. İkinci öncülümüz de doğru. Üç, genlerin kimyasal bileşimini değil, kromozom üzerindeki yerini değiştirir. Doğru bir ifade. Burada sadece yerler değişmiş oldu. Onun dışında kimyasal ya da yapısal olarak herhangi bir değişiklik meydana gelmedi. Üçüncü öncülümüz de doğru bir ifadedir. Cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. Yukarıda memeli bir canlı vücuduna gerçekleşen iki tane bölünme çeşidi gösterilmiştir. Numaralandırmış bölünmelerle ilgili olarak ifadelerinden hangisi doğrudur demiş. Şimdi birinci bölünmeye biz bakacak olsak kromozom sayısı korunmuş. Dolayısıyla burası yazalım mitoz bölünmedir. Diğer bölünmede ise kromozom sayısı yarıya indiğinden dolayı meyoz bölünmedir. Şimdi buna göre bakalım. 1'e baktığımızda bir numaralı bölünme çeşidi tüm doku hücrelerinde gerçekleşir demiş. Tüm doku hücrelerinde gerçekleşmiyor. Memeli bir canlı insanı düşünecek olursak sinir hücresi yazalım. Sinir hücresi, al yuvar hücresi. Bunlar aşırı özelleştiklerinden dolayı mitoz bölmeyi geçirmezler. Sinir hücresi zarar görürse ya felç ya da ölüm riski meydana getirmekte. Al yuvar hücreleri zaten 120 gün yaşamaktalar. Bunlar öldükten sonra yeni al yuvar hücreleri meydana getirilmekte. Demek ki her hücre mitozu geçirmez. A seçeneği gitti. B'ye bakalım. 2 numaralı bölünme sonucu oluşan hücreler gamet ise mitoz bölüme geçirebilirler demiş. Meyoz sonucunda oluşan hücreler gamet ise ki gamet meyoz sonucunda yumurtaya da sperm hücreleri meydana gelecek. Mitoz bölüme bunlar geçiremezler. Bunlar ancak döllenmeye katılabilirler. B seçeneği de yanlıştır. C'ye baktığımızda 1 numaralı bölünme sonucu oluşan hücrede oluşan gonozom çeşidi 2 numaralı bölünme sonucu oluşan hücrenin gonozom çeşidinden kesinlikle farklıdır demiş. Yanlış bir ifade, aynısı olabilir. Şöyle bakacak olursak diyelim ki 44 artı XY olan bir hücre mitoz geçirdiği takdirde 44 artı XY iki tane hücre meydana geleceğinden dolayı kromozom sayısı değişmeyecek. 44 artı XY meydana gelecek. Mayıs sonucunda ise şöyle olacaktır. 44 artı XY olsun. Meyoz bölünme sonucunda gamet hücreleri meydana gelecek. 4 tane gamet meydana gelecek. Bu da kromozomal kurulumu 44 artı X sperm ile 22 artı Y spermler olacaktır. 2 tane 22 artı X, 2 tane de 22 artı Y olacak. Dolayısıyla C'yi tekrar okuyalım. 1 numaralı bölünme sonucu oluşan hücrede bulunan gonozom çeşidi. 2 tane gonozom var. X ve Y. 2 numaralı bölünme sonucu oluşan gonozom çeşidinden kesinlikle farklıdır. Şimdi burada X var. Dolayısıyla Y yok. Burada da Y var. X yok. Eğer ki dişi bir birey olsaydı onu da gösterelim. 44 artı XX mitoz sonucunda 44 artı XX meydana gelecek. 44 artı XX meydana gelecek. Şimdi yumurta oluştururken de burada 44 artı XX'ten 4 tane yumurta meydana gelecek. Ama bu yumurtalar 22 artı X olacak. Toplam 4 tane yumurta 22 artı X, 22 artı X ve 22 artı X olacak. Şimdi buradaki çeşidine baktığımızda dişi bireyde tek çeşit o da X'tir. Yumurtalarda da tek çeşit o da X'tir. Demek ki dişi bireylerde C seçeneği yanlış olmakta. Erkek bireyler için doğru ama dişi bireyleri de düşünmemiz gerekmekte. Memeli bir canlıda sadece erkek bireyleri düşünemeyiz. Dişileri de düşünmemiz gerekiyor bu soruda. E'ye baktığımızda 2 numaralı bölünme sırasında DNA işlenmesi 2 kez gerçekleşir demiş. Şimdi 2'ye baktığımızda meyoz bölünme. Meyoz bölünmede DNA işlenmesi sadece meyoz 1 evresinde o da profaz 1'de gerçekleşir. Meyoz 2'de DNA işlenmesi yoktur. Çünkü interfaz yok. E seçeneği de yanlıştır. D'ye baktığımızda 2 numaralı bölünme sırasında hem homolog kromozom hem de kardeş kromatit ayrılması gerçekleşir demiş. Doğru bir ifade. Homolog kromozomlar ayrılacak. Çünkü anafaz 1 var. Kardeş kromatitler de anafaz 2 evresinde, meyoz 2'nin anafaz 2 evresinde ayrılmakta. Dolayısıyla D seçeneğindeki ifade doğru bir ifadedir. Cevabımız D'dir.
X-ray hücrelerin gerçekleştirdiği mayoz bölmeler sırasında kromozom sayılarında gözlenen değişimler aşağıdakilerde gösterilmiştir. Grafiklere göre yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. Bire baktığımızda X hücresinin bölünme sırasında oluşturacağı tetra sayısı Y hücresinin diploid kromozom sayısına eşittir demiş. Doğru bir ifade. Çünkü burada kromozom sayısı yarıya indiğine göre X hücresi yazalım mayoz bölünme geçirmekte. Şimdi mayoz bölmeye baktığımızda toplam 44 tane kromozom var. Yani 2N eşittir 44 tane kromozom var. Tetra homolog kromozomların yan yana gelmesiyle oluşan yapı. Yani 2 tane kromozom eşittir 1 tane tetrat anlamına gelmekte. 44 kromozom var ise ikişerli formda, yani yarısı kadardır. O da 22 tane tetrat meydana geleceği anlamına gelir. Şimdi X hücre bölme sırasında oluşan tetrat sayısı 22. Y hücresinin diploid kromozom sayısına eşittir. Doğru bir ifade. Burada da Y hücresinde 2N eşittir. 22 tane kromozom var. Buna eşittir. Birinci öncülümüz doğru. 2'ye baktığımızda X ve Y hücrelerin bölünme sonucu oluşturduğu hücrelerde homolog kromozom çifti bulundurmaz demiş. Doğru bir ifade. Çünkü X'te mayoz bölme gerçekleşmiş. Dolayısıyla mayoz sonucunda N kromozomlu yumurtaya da sperm meydana gelecek. Y hücresine baktığımızda 22'den 11'e geldiğine göre, yani kromozom yarıya inmiş. Dolayısıyla burada da mayoz bölünme vardır. Mayoz bölünme sonucunda yumurtaya da sperm meydana gelecek. Yine N kromozomludur. İkinci öncülümüz de doğru. 3'e baktığımızda X hücresinin bölünme sonucu oluşturduğu toplam hücre sayısı Y hücresinin bölünme sonucu oluşturduğu toplam hücre sayısının iki katıdır. Yanlış bir ifade. Her ikisi de mayoz bölünmedir. Her ikisinde de 4 tane hücre meydana gelmekte. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlış. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 C seçeneğidir. Aşağıda mayoz bölünme şematize edilmiştir. Şemaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? H1 ile gösterilen kısım mayoz 1, H2 ile gösterilen kısım mayoz 2'dir. Başlangıçtaki DNA miktarı bu olsun. Kendini eşledi, bu oldu. Homolog kromozomlar karşılıklı dizildi, metafaz 1. Daha sonra homolog kromozom ayrılması oldu. Mayoz 1'in sonundaki hücre bu. Daha sonra kardeş kromatit ayrılması oldu. Kardeş kromatit ayrılmasından sonra mayoz 2'de oluşan hücre bu. Buna göre DNA miktarı A kadar olsa, DNA miktarı 2A'ya çıksa, DNA miktarı mayoz 1 sonunda tekrar A'ya düşer. Mayoz 2'de kardeş kromatit ayrılması olur. Mayoz 2'nin sonunda oluşan hücrede ise DNA miktarı A bölü 2'ye düşmüş olur. Buna göre H1 hücresinde DNA miktarı 2A ise H1 hücresi budur. DNA miktarı 2A ise H2 hücresinde DNA miktarı A'dır. H2 hücresi budur. H3 ise budur. A bölü 2'dir söyleyebiliriz. H2 ve H3 hücrelerinde homolog kromozomlar bir arada bulunmaz. H2'de ve H3'te homolog kromozomlar daha evvel ayrıldığı için homolog kromozomlar bir arada bulunamaz. H1 hücresinden H2 hücresi oluşurken sentromer ayrılması gerçekleşmez. Mayoz 1'dir. Mayoz 1'de sentromer ayrılması olmaz. H2 hücresinden H3 hücresi oluşurken kromatit ayrılması gerçekleşir. H2'den H3 oluşurken kardeş kromatit ayrılması gerçekleşir. Anafaz 2 evresi söyleyebiliriz. H2 hücresinden H3 hücresi oluşurken kromozomların gen dizilimi değişir. Kromozomların gen dizilimi mayoz 1'de değiştirilir. Yani crossover olayı mayoz 1'de görülür. Bu yüzden de mayoz 2'de crossover olmaz. Cevap E.